Size anlatacağım hikayenin adı Size Bir Emanetim Var. Evet sevgili dostlar, bir gün dilenci kılığında birisi tarafından Ahmet Kuseyri'nin evinin kapısı çalınır. Kim olduğu sorulunca Ahmet Kuseyri'yi görmek istediğini söyler. Evde olmadığı bildirilince de size bir emanetim var diyerek bir torba bırakıp almalarını söyleyerek gider. Giderken de sonra uğrarım der. Ahmet Kuseyri'nin geç vakitte eve gelmesi neticesi hanımı kapıya gelen ziyaretçiden ve onun bıraktıklarından bahsetmeyi unutur. Gece yarısı mutfaktan sesler gelmeye başlar. İkisi de huzursuz olur. Apar topar mutfağa doğru giderler, bir de ne görsünler. Bırakılan küçük kaptan kazanları dolduracak kadar, taşıyacak kadar ballar akıyor. Ahmet Kuseyri, nedir bu haller diye sorunca hanımı şaşkın ve hayretler içinde bilmiyorum der. Ahmet Kuseyri, bugün bize gelen oldu mu diye hanımına sorar. Hatırlar, evet, evet bir ihtiyar geldi, sizi sordu. Sonra uğrarım diyerek bunları bıraktı. Bereketlenip taşan bu şeyler ona aittir dedi. Ahmet Kuseyri Hazretleri bir an düşünüp, bu gelen Hızır Aleyhisselam mıydı yoksa deyince, bırakılan kaplardaki artmalar ve taşmalar anında durdu. Böylece Hızır Aleyhisselam'ın bereketine kavuştular. Evet sevgili dostlar, hikaye bu kadar. Kısacık ama dikkatli baktığınızda çok şey ifade ediyor. Günümüzün en büyük problemlerinden biri de şükrü unutuyor olmamız, sabrı unutuyor olmamız, bize verilen nimetlerin kıymetini bilmiyor olmamız. Oysa ki şükür, sabır ve verilen nimetin şükrünü yerine getirmek insanın elindekilerini çoğaltır, geliştirir. Çünkü bereket izafi bir şeydir. Bazen 100 liranın yapamadığını 1 lirayla yapar hale gelirsiniz. Dolayısıyla bu hikayelere birazcık da bu gözle bakmak lazım. Açtığınız oruçlarınız mübarek olsun, eviniz dolsun, taşsın ve her daim bereketlensin inşallah.